Gündem Özel devam ediyor sayın seyirciler. Şimdi bir önceki dilimde insan hakları eylem planını konuştuk. Bu esnada da sevgili meslektaşım Sedef Kabaş da bana bir mesaj göndermiş. Tüm konuklara selamlarını gönderiyor efendim üzerimde kalmasın. Lütfen diyor siyasetçilerin eril dilini, eril dilini de konuşun. Yani fosforlu, efendim kaşar, efendim namussuz, edepsiz, efendim böyle bir takım yazamayacağım daha nice çirkin söz. Bunları duyan troll orduları da bize sabahtan akşama kadar ağzı alınmayacak küfürler ediyor diyor Sedef Kabaş. Adeta geçmişte fethedilen düşman tarafın kadınlarını ganimet görüp adeta tecavüzü hak saymak gibi bir şiddet dalgası, bir sözlü taciz. Yani bu bu nasıl bir çukur ki neredeyse bu çukurun dibi yok. Bu çirkin zihniyetin dibi yok. Sevgili Sedef Kabaş gibi kamuoyu önünde e, öne çıkan güçlü e, kadın e, gazeteciler, siyasetçiler, hukukçular hakikaten bunlardan e, bunlara e, sosyal medyada nasıl e, yani ağır e, bir saldırı gerçekleştiğini zaman zaman görüyoruz. İşte dün de e, utanç verici bir örnekti. Meral Akşener hakkında e, yapılan etiketleme çalışması sosyal medyada. Yani nereden bakarsanız bakın. Hani zaten ne zaman yapılırsa yapılsın zaten utanç verici bir şey. Ama Türkiye helikopter kazasında ki şehitlerine ağlarken hakikaten o kişilerin bir de aklına bu geldiyse demek hiç ilgileri yok Yani ne memleket sevgisi ne bir şey sevgisi hiç alakaları yok tek bir hikaye e, politik olarak çirkinlik e, saldırı taciz vesaire e, hani efendim burada fosforlu meral etiketini e, şey e, açtılar. Ee, bunu söylemekte sonuçta e, Sayın Akşener'le ilgili hiçbir hakaret yok. Burada utanması gerekenler, o ifadeyi örgütleyenler e, yani ne kadar utanırlar onu da artık bilemiyorum. Şimdi bu bölümde siyasette kim neyin hesabını yapıyor bunu konuşacağız. Siyasette kim neyin hesabını yapıyor bunu konuşacağız. Ne demek istiyoruz? Şimdi bir yandan işte Cem Toker dedi yüzde 50 artı bir sistemi öyle bir hale getirdi ki yüzde yarımı yakalayabileceğini düşünenler bile böyle şey gibi çiçek şeyi gibi falı gibi ortaya çıkıyorlar. Parti kuruyorlar. İşte Muharrem İnce CHP'den ayrıldı. Efendim Ümit Özda ayrıldı İyi Parti'den. İşte başka diğer partiler şunlar bunlar ama HDP üzerinden DDP'yi kesekeler üzerinden de nihayetinde muhalefetin şeyin iktidarın bir planı vardı muhalefete yönelik. Orayı bir çatlatmak, oradaki mesafeyi şey yapmak, bölmek falan. Ama acaba bu hem seçim kanunu ile ilgili bir takım düzenlemeler konusunda hem bu HDP'nin kapatılıp kapatılmaması konusunda Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi arasında mı çatlak oluşmaya başladı? E, merak ediyoruz. Siyasette kim neyin hesabını yapıyor? E, programımızın bu diliminin ortasında da... E, Milliyetçi e, camiayı çok iyi bilen birisi Nazif Okumuş'ta Skype bağlantısında bize Ümit Özdağ'ın istifasını değerlendirecek. Ama önce bir konuklarıma sorayım ve bu dirmede Cem Toker'le başlayayım. Ümit Özdağ ihraç edilmişti, geri döndü. Ondan sonra istifa etti. E, i̇stifasında da çok sert ifadeler kullandı. Anladığımız kadarıyla bir partiye doğru gidiyor e, hareketi. Cem Bey nasıl görüyorsunuz manzarayı? Ben son yıllarda Türkiye genelinde bir e, muhafazakarlaşma eğilimi görüyorum. Hatta bunu daha da muhafazakarlaşma diyelim. Bu dini muhafazakarlaşma ve milliyetçi muhafazakarlaşma. Bunun bazı konjonktürel nedenleri de var. Mesela son zamanlarda Ermenistan-Karabağ, Azerbaycan savaşının getirdiği bir heyecan, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin dışlanması, işte e, Kuzey Suriye, Kuzey Irak, terör. Bütün bunları alt alta koyduğunuz zaman toplumda bir milliyetçilik duygusu veya siyasette milliyetçilik prim yapmaya başlıyor. Burada aklı silim, sağduyulu, mantıklı bir e, yorum yapsanız bile vatan haini damgası yemeniz çok kolay. E, bu çerçevede bakıyorsunuz, e, yani e, ortanın solu diyelim veya Sosyal Demokrat Parti'den ayrılanlar bile bu milliyetçilik dilini diline sarılıyorlar. Öte yandan e, şimdi mesela İyi Parti'den ayrılanlar yeterli milliyetçi bulmuyor işte HDP olayının devamlı gündem 5 senedir gündemde. HDP de terörle bağlandı. Kapat diyorsun, kapatmıyor. Başvuracağım yargıtaya ben gideceğim. E git diyorsun, gitmiyor. Çünkü MHP e, acilen kapatılması e, gerekiyor. Evet, diyor. evet bir, 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 buçuk ay önce de biz götüreceğiz dosyayı. Hı. Yargıtay başsavcılığına vereceğiz dedi. Vermiyor. Çünkü AK Parti'nin de işine gelmiyor. Demin dedim 2002'de yazmış, zorlaştıracağız parti kapatmaları diye veya bitireceğiz, kaldıracağız diye. 2010 referandumuna da koydular. Bir de en önemli şey, HDP kapanırsa sen Millet İttifakı'na neyle saldırabileceksin? Elindeki en büyük kozu İyi Parti'yi neyle eleştireceksin CHP ile e, ittifak yapıyorsun diye. Saadet'i neyle eleştireceksin? E, dolayısıyla bu bir e, bir muhafazakarlaşma rüzgarı esiyor. Öte yandan bir de bakıyorsunuz işte demin dediğim gibi e, ne güzeldi ya Kasım 2002 al %33-34'ü kap parlamentoda 60, %66 sandalyeyi seçmenin %48'in oyu çöpe gitsin. Ee, kalanını da CHP'ye ver. 33, 66 sende, 34 onda vur patlasın, çal oynasın. Şimdi mumla arıyorlardır. Kim girdiyse Erdoğan'ın karına gel bu başkanlık sistemi demiyorum ben bu sistemi Hı. ama bu işte Türk tipi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dedikleri ucubeye kim Erdoğan'ı aldattıysa büyük bir tuzak kurdu Erdoğan. Erdoğan bu işten çıkmak için herhalde Neler yapıyor? işte devamlı onun için arayış içinde. Bir gün milli görüş gömleğini giyiyor. Ya milli, buradan da izleyicilere tavsiye ederim. Erbakan'ın AK Parti ve Erdoğan'la ilgili sözleri YouTube'da var. Bir dinlesinler bakalım. Acaba Erdoğan rahmetli olmasaydı, hayatta olsaydı bugün Erdoğan ve iktidar AK Parti ağzına milli görüşün meyesini alabilir miydi? baksın bakalım orada Erbakan'ın sözlerine Hatta 2007'de de söylemiş 2017'de Bostancı Kültür merkezinde bir konuşması var AK Parti ile ilgili Erdoğan'ın Erbakan'ın. şey Erbakan'ın bu çerçeveden de bakınca işte şimdi ben bu yeni anayasanın önce şeyle başladılar hukuk reformu hı hı. ekonomik reform Ben o zaman da söylemiştim bunun sonu yeni anayasa aklıma gelmedi de anayasa değişikliği. Orada da bir sürü güzel maddenin içine 2010'da yaptıkları gibi ya bu cumhurbaşkanlığı seçimini de tek turlu mu yapsak veya %50 artı 1 yerine %35 artı 1 yapalım veya 40 artı 1 yapalım ki ben seçilmeyi garanti altına alayım değişikliğini de saklayabilirler. Hocam daha iyi bilir 2010 referandumunda Venedik Komisyonu ki eski Doğu bloku ülkelerinin demokrasiye geçişini yönlendiren danışma kurulu gibi Avrupa Birliği'nde bize dedi ki alakasız konuları bir paket içinde referanduma sunamazsın. Biz de o, o vardı bu vardı 26 tane. Aynısını kim yaptı biliyor musunuz birkaç ay önce Putin? 200 maddelik referandumu dayadı Rus halkının önüne kendisinin de 2040 küsüre kadar başkanlığını garanti edecek maddeyi de oraya tıkıştırdı. Şimdi bununla geleceklerine ben inanıyorum. Biz yani günü gelecek onun. Yakın gelecekte orta vadede ve muhalefet de diyor. Niye abi 40 artı 1? E i̇şte sen de al 40 artı 1'i sen de seçil. Neden kaçıyorsun bundan? Sen de seçil demek kolay da İfade ifade özgürlüğü yok, basın özgürlüğü yok. Rütü sen Demokrasinin kılıcı gibi sallandıracaksın, yargı bağımsızlığı yok. Ee, ondan sonra e hadi sen de propaganda yap, sen de çık, sen de al. Ne kadar güzel bir şey. Şimdi, o çerçeveden de bakıyorum. Demin dediğim gibi yüzde yarımın bile önemi oldu. İşte yüzde yarımlık partiler meclise girebildi. Eski sistemde giremiyorlardı. Deminki konuyla biraz bağlantılı seçim kanunundan da bahsettiniz. Orada da değerli hukukçuları bedava bulmuşum. Çünkü dün e, dün devlet bahçeliyi ziyaret etti e, evet. Erdoğan. Evet. E, tabii ki dün'e özgü bir gündem de vardı nihayetinde helikopter e, kazası yaşanmıştı. E, ama e bunun dışında acaba neler konuşuluna dair bir merak konusu da var ve bunların içerisinde olası seçim kanunu değişiklikleri ya da HDP'nin kapatılması konusunda ya da fezlekeler konusunda nasıl bir yol izleneceği ya da ittifaklar konusunda evet. şimdi küçük partileri ittifaka alacak mıyız? Devayı alacak nasıl girecekler? İşte konuşuyorlar, basına yansıyor bazen. Eee ittifaksızsan daha düşük seçim barajı ittifaka gireceksen daha yüksek seçim. Peki ilk defa seçime girecek parti ittifaka dahil edilebilecek mi? Yani getirecekleri bütün değişikliklerin ben bunların 19 hatta 25 yıllık demokrasi siciline baktığım zaman getirecekleri bütün değişik hiçbir değişikliğin e, Türkiye'de katılımcı temsili demokrasiye katkıda bulunacak bir değişiklik değil. Ancak kendilerine cumhurbaşkanlığı seçimini garanti edecek ve parlamentoda kendi ittifaklarına çoğunluğu garanti edecek bir sisteme gelecekler. Şimdi demin sormak istediğim veya sayın hukukçulara da sunmak istediğim bir şey var. Bugün de üç konumuz hukukçu. Onun için dedim ya beleşe bulmuşum. Bir üç tane, var. Üç, üç tane hukukçu <laughs> belki gündeme de taşırlar diğer programlarda. Yüksek seçim kurulu kararlarının hiçbir yerde itiraz edilmemesi... Bakın son yerel seçimde nelere mal oldu. Anayasa Mahkemesi'ne götürdüğünüz zaman YSK kararlarını beni ilgilendirmez diyor. Ben Düşünün ülkenin en yüce mahkemesi anayasal hak ve özgürlüklerinizin güvencesi olan mahkeme seçme seçilme hakkınızla ilgili bir ihlal iddianıza ben bakamam diyor. Yüksek Seçim Kurulu böyle dediyse be, Yüksek Seçim Kurulu son yerel seçimde lan zarftan 3 tane pusula çıkmış. Aa, iktidar partisinin lehine olan iki pusulada hile yok. Aynı zarfın üçüncü pusulada hile var. Onun için bu seçimi yenileyeceğiz. Ve siz bunu ülkenin en yüce mahkemesine taşıyamıyorsunuz. Bana insan hakları reformuyla bilmem neyle geleceksen bunlarla geleceksin. En önemli maddelerden biri Avrupa'ya şirinlik dedik. Bizim Avrupa'yla bağlarımızı koparan en önemli madde müzakereleri durduran ve vizesiz dolaşımı durduran madde terör tanımı. Türkiye'nin sen terör tanımını nasıl yapıyor? Bu insan haklarıyla ilgili bir konu değil mi? Sen önüne gelene terörist damgasını yapıştırıyorsun. Ya adam taraftar grubu, çarşı ya terör, terör örgütü olmakla yargılıyorsun. Esnaf terörist, çiftçi terörist, marketler terörist, işçi terörist, sokağa dökülen terörist, feminist terörist. LGBT'yi terörist sen Avrupa diyor yani hukukçular daha iyi biliyordu. Sen oğlum şunun bir tanımını yap önce. Doğru dürüst de böyle bu kadar geniş tutup da her gördüğünü içeri atarsan bu ama yani bunları çözmeden e, bir insan hakları e, bildirgesi miydi her neyse işte eylem söylem planı <laughs> bana hikaye gibi geliyor ama şey siyasete dönünce e, gerekçe bu. Şimdi bir de siyasi egoları yüksek insanlar, bakmayın siyasete egosu yüksek insanlar giriyor genelde. Yani dinlenmek isteyen, işte benim dediğim çok önemli Türkiye'yi ben kurtarım falan filan. Şimdi bazıları da bayrak açtıkları için, ya ben şimdi mesela Kılıçdaroğlu'na bayrak açmışım. E oraya da gidemem, burada da bir yere giremem. Hadi partimi kurayım, yüzde yarım pat pazarlığı yaparım. Bir ittifaktan en güzeli DSP, en dürüstünü DSP Genel Başkanı söylemişti geçen seçim. Kim bize daha çok milletvekilliği verirse biz o ittifaka gireriz demişti. Teklifi görelim dedi. Evet. Bazı konularda konuşmak erken çünkü biliyorum ki ittifak yasası üzerine o şartları belirleyecek bir şeyler planlıyorlar. Seçim yasası üzerinde bir şey ama bunların hiçbirinin MHP'nin ve AKP'nin o iki ortağın tekrar ediyorum demokrasi siciline bakarak Türkiye'nin demokrasisine zerre katkı sağlayacak bir değişim olacağını ben şimdilik inanmıyorum. Peki.